Değerli davetliler, kıymetli misafirler, basın mensupları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kardeşlerim, bacılarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peygamber Sevdaları platformunun yeni adıyla Peygamber Sevdaları Vakfı'nın ilmin kapısı Hazreti Ali etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizi dibinde yetişen bir şahsiyeti anlamak için. O şahsiyet ki sıradan biri değil, ona Kerremallahu Vecehe deniliyor. Allah vecihini, yüzünü, suretini mükerrem kılsın biçiminde bir duaya mazhar olmuş bir şahsiyet. Neden? Çünkü İslam tarihinde putlara tapmayan, onlara ibadet etmeyen nadir şahsiyetlerden biri. Bundan dolayı yüzü mükerrem, şahsiyeti şerefli, izzetli ve onurlu biri. Ashab-ı kerim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Benim sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Yani sizin için yol güzergahını belirleyen rehberler ve kılavuzlardır. Onlar sıradan insanlar değil, bizzat onları terbiye eden, onların muallimi, kainatın efendisi, alimlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın has talebelerinden birinden bahsediyoruz. İmam Ali, Hazreti Ali, Ali
Aliül Murtaza, Ebu Turab, Kerremallahu Vethe, Emir-i Müminin, İmam Hazreti Ali. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ondan bahsederken diyor ki Aliül Minni ve ene min Aliyyim. Ali bendendir, ben de Ali'dendir, Ali'den. Yani biz birbirimizden ayrılmaz iki parçayız. Aliyyum ma'al Kur'an ve Kur'an ma'al Ali. Ali Kur'an'dandır, Kur'an'la beraberdir. Kur'an da Ali'yle beraberdir. O nedenle Hazreti Ali bir defasında der ki Kur'an'ı benden iyi dinleyiniz. Vallahi diyor, Kur'an'ın her bir ayeti nerede, kim için, hangi olay için inmiş, gece inmiş, gündüz inmiş, şehirden inmiş, ovadan dağdan inmiş, diyor onu en iyi bileninizin diyor, benden öğreniz. Kur'an'ı özümsemiş, içine sinirmiş, öyle bir şahsiyet. Ve vaktimizin Hazreti Ali'ye verilmiş olduğu temam, İlmin kapısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki اَنَا مَد۪ينَةُ الْعِلْمِ ben ilmin şehrim وَعَلِيُّنْ بَابُهَا Ali de onun kapısıdır. فَمَنْ اَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ her kim bu şehirden ilim öğrenmek istiyorsa o kapıdan içeri girsin, yani Ali'ye danışsın. Ali bir değerdir, bir cevherdir, bir hazinedir. O müminleri için, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için gerçekten bir lütuftur. Diğer sahabeler gibi, diğer ömreler gibi. Hatta onun hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der ki içinize en iyi hüküm veren kişi Ali'dir. Ali'yi bu şekilde takdir ettiğine göre biz onu çok iyi kavramalı, onu çok iyi anlamalı ve iyi değerlendirmeliyiz. Ali bizim için bir modeldir. Ali bizim için bir rehber, bir liderdir. Ama tarihten kaybolmuş bir lider değil. Tarihte Ali geçmiş, sonra da sönmüş bir şahsiyet değildir. Ali'nin etkisi tarihin derinliklerinden günümüze kadar kendisini gösterdiği gibi o bir ışık, bir nur olarak günümüzdeki biz müminleri de aydınlatan bir çıradır. Ali'den bahsediyoruz kıymetli misafirler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet verdikten sonra ilk iman edenlere bakıyoruz. Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali. İlklerdendir. Ama o iman ettiğinde henüz 10 yaşında. Küçücük denilen bir yaşta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annemiz Hazreti Hatice ile namaz kılarken görür, merak eder. Bu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona Allah'ın dinini bildirir, onu tevhide davet eder. Ve bir gecelik düşünceden sonra gelip teslim olur. Ya Resulallah, ben de bu dine tabi oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah der ve İslam halkasına takılır. O günden son nefesini verinceye kadar Allah'a vermiş olduğu sözden asla ayrılmaz. Ey yedi göğün ve yerin Rabbi, ey canlılara hesapsız rızık veren, ey her şeyi öldürdükten sonra tekrar dirilten, ey müminlere karşı merhametli, zalimlere ise pek şiddetli olan Allah'ım! Yakarışımızı samimi kıl ve duamızı kabul et ve bizleri sana çokça yalvaranlardan eyle. Ey Rabbimiz! Bizleri hidayetin üzere sabit olanlardan eyle. Gazaba uğramışların, sapkınların yolundan uzak eyle. Bizleri kardeşler arasında gezen nifak ve şikak hastalığından muhafaza et. Nefsimizi ıslah et. Bize vasat bir yol nasip et.
bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve bizi azabından koru. Bizleri, anne babamızı ve tüm müminleri hesap gününde yüzü gülenlerden eyle. Bizi salihlerle, sıddıklarla ve şehitlerle haşreyle. Resulün Muhammed Aleyhisselam'ı önder ve rahber kabul edip yolunu takip edenlerden eyle.